Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bot'ta Leone ve Jinx oynayacağız. Karşımızda Karma ve Lucian var. Bizim takımda sırasıyla üst koridorda Yasuo, jungle'da Gragas, mid'de de Annie var. Karşı takımda ise üst koridorda Shen, jungle'da Kha'Zix, mid'de de Irelia var. Karma ve Lucian'a karşı biraz zorlanabiliriz çünkü agresif şampiyonlar ikisi de. Biraz pasif duracağız. Jungle'ın gelmesini bekleyeceğiz. Mid lane'in gelmesini bekleyeceğiz. Eğer güzel oynarsa mid ve jungle bizi de kastırabilirler. Biz de olabildiğince fazla fight girmemeye çalışacağız. Çünkü bayağı bir hasar çıkartabilirler ilk levellerde Lucian ve Karma. Onun için yardım bekleyeceğiz. Yavaş yavaş kasılacağız. Ama umuyorum Annie ve Gragas iyiye benziyor. Çünkü ikisi de takım için şampiyonlar aldı. Yasuo'yu pek bilmiyorum. Yasuo'ları hiçbirine güvenmediğim için. Bu arada tüm video boyunca konuşma kararı aldım artık bundan sonra tüm videolarda. Leona'ya girdiğim ürün dizilimi de birazdan gelecek. Oyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, oyunumuz başladı. İtemlerimizi de aldık güzelce ne. Şimdi ben bir orman girişine alta doğru gideceğim. Üste illa bir giden olur. Ormanı tutalım. Aslında invade gidebiliriz ama Lucian ve Karma biraz sıkıntılı. Karma'nın ultisi falan var. Yüksek hasar çıkartabilir. Bu yüzden hiç gerek yok. Ormanı tutsak yeter şu anda. Kârlıyız yani ormanı tutarak. Gragas da sanırım küçük şey, keskin gagalardan başlayacak sanırım. Red'den başlarsa yardım ederiz ya, sıkıntı yok. Leona'nın animasyonları da çok güzel ya, bu kara Leona. Kara güneş miydi ya? Güneşli, güneş tarafı da çok güzel aslında da. Karası bana daha hoş geliyor. Jungler'ı Kha'Zix. Kha'Zix arkadan dolaşıp gelebilir. Bu yüzden biraz dikkatli oynamamız lazım, totemli. Ama Gragas bayağı bir iş yapar ya bu oyunda. Yasuo, Annie falan da var. Yani iyi gidecek gibi. Annie kasarsa zaten rahat rahat alırız bu oyunu. Yasuo'ya gerek yok. Yasuo üst koridorda takasın ya. Jungle'a yardım ettik. Lane'imize gidelim biz. İnşallah çok agresif oynamazlar da biraz rahat ederiz. Farm kaçırmaz fazla Jinx. Diğer türlü bayağı sıkıntı çıkar yani. Şu yadigarı kullanmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yadigarla totem şeyi görüş 500'e çıktı mı yadigar kalkan? Tabi ikinci itemini alınca 450'lik. Totem görünümü elde ediyorsunuz. O da supportlar için çok önemli. Bunlar agresif oynuyor ya. Karma çok ileride oynuyor. Farm aldırtmıyorlar. Neyse biraz duracağız ya. Jungle'ı bekleyeceğiz. Bu diyarın kötülüklerine artık dur diyelim. Bayağı bir ittiriyorlar ya. Sıkıntı yok yani şu an. Gragas üst koridorda ama. Üst ormanda. Ama bakalım. Gelirse alırız ya şu anda. Sıçraları falan var ama. Ya ben aslında normalde agresif oynayan bir oyuncuyum ama. Full Jinx'e oynuyorlar ya. Adamın yanına gidiyorum, bana Q atmıyor. Adamlar çok agresif. Jinx tilt olmazsa iyi yani. Benlik şu anlık bir sorun yok da ben giremediğim için biraz sinirleniyorum. O kadar, başka bir sıkıntım yok benim. Yani çünkü pasif oynamayı hiç sevmem. Yani ben 2 levelde direkt adamların üstüne sıçra atarak girelim yani, öyle agresif oynarım. Leona da zaten 3 levelde girip çıkıyor rahat rahat. Zaten buff geldi Leona'ya bu Yama'da, son Yama'da. Q'su 6 saniyeden 5 saniye indi. Ben bir de bekleme süresi rünlere girdiğim için şu anda %7 civarı. Tabi bu hızlıca yükselecek. Karma'ya bak ya.
Resmen farm aldık mı? Saldıracağım da sinirden saldırmak istemiyorum şimdi ya. İyi var, kalkanı açtık, fazla hasar yemedik. Şu bizim arkası totemli olması iyi de. Şuna bak ya, adamlar azıcık öne çıktık mı direkt hasar yapıştırıyor. İyi bari güzel cezalandırdık adamı. Sıçra gitti ama. Bir dahakine girerim o karmaya ya, alırız. Ha, Gragas geliyor zaten. Bu karma biraz özgüvenli oynuyor. Ama halledeceğiz bunu. Cık, nasıl tutmadı ya. Tamam ya, girip alırız şu anda. Aa, çok güzel, karma tam yerine geldi. Gragas keşke oradan gelmeseydi. Çok güzel. Tutturdu onu. Gragas ölmesin. Aa, Enni geliyor. Enni geliyor. Tamam, ölmeyelim biz azıcık. Kule altında adamları biraz kışkırtalım. Benim kalkan var zaten. Girsem böyle 4-5 hasar tanklayabilirim şu anda bu canla bile. Çok güzel. Tamam, ilk kill'i aldık ya. Şu Lucian'a gidebilir miyiz? Manası yoktu. Yok, çok uzakta. Şifa bastım ama tam görmedim ama. Güzel ya, Enni tam zamanda geldi. Düşündüğüm gibi Gragas ile Enni takım için oynuyor. Gayet de güzel geldiler ikisi. Gragas bir bizim üçlü çalıdan gelseydi daha iyi olabilirdi. Şimdi bir base atalım. Farmları da itti Jinx. Geldiğimizde ortalarda falan bizim kuleye daha yakın olacak sanırım farmlar. Hemen ikinci item Yadigar'ı geliştirdik. Bir tane kırmızı totem, iki tane de pot. Bir tane daha pot alalım çünkü bayağı bir zorluyorlar. Lane'de kalmamız lazım XP kaybetmemek için. Şu anda iyiyiz ya. Şu anda girsek alırız yani birisini. Ama Jinx biraz sıkıntılı. Ben agresif oynamak istiyorum ama Jinx'e Lucian daldı mı yani yarı canını götürür direkt. İki komboda. EQ kombosuyla direkt yarı canını götürür o. Bu yüzden ben şimdi karmaya dalsak alırız aslında ama Lucian da Jinx'i alır. O pek iyi olmaz. Bakacağız duruma göre işte. Güzel tuttum. Güzel güzel güzel. Lucian pek dalmadı. Aa, aldık bunu. Q geldi. Ya Jin geldi ya. Şey, Jin nereden çıktı? Şey. Çok süper ya. Jinx efsane aldı orada. Hiç beklemiyordum. Ama bunları alırız ya şu anda. Benim peksimet falan var. Potlar. Full. Şu hala çalıda sanırım. Ama gireceğim ben ya. Manası yok çünkü. Alırız alırız. Ben devam etmeyeceğim. Şen'e de almamız lazım ya. Jinx'i öldürmez. Beni öldürmez ya. Kalkan geldi benim yine. Ah be. W tuttursaydı onu da alacaktı. Gragas bize yaklaşıyor ama şifa varmış, çok iyi. Hadi aldık bunu. Ah be. Ya bir vuruş daha tanklayabilirim diye tereddüt ettim ama olmadı. Bayağı fazla vurdu. Sanırım Q'su bana çarpmıştı. Zırh değişti. Gragas şimdi bizim oralarda. Geliyor herhalde Jinx'e yardım etmeye. Bir de kontrol totemimizi aldık. Tarayıcı merceği alamam. Şimdi çok az çünkü. Yadigar'ın o sayısı mıdır nedir? O çok az şu anda. Stack diyeyim ya. Yadigar'ın stack'i çok az şu anda. Çünkü çok pasif oynadığımız için Yadigar'a falan konsantre olamadım. Karma süper bir şekilde farmları tuttu orada. Kuleyi öldürtmedi ama yine gidiyor farmlar ya. İyi bari. Ne kadar farm ölürse kuleyi o kadar kardır yani şu anda. Totem yiyelim sağ solu da biz. Şu geniş totem atacağım. Bir yardıma gidelim Enni'ye ya. Jinx gelene kadar. Dalacak sanırım. Ha, şimdi dalar. Enni'nin stun'ı bitti. Evet, giriyorum. Tam zamanında ya. Çok güzel. Helal olsun, tamam. Fazla bir gold gelmedi ama sıkıntı yok. Enni zaten kasmış ya.
Gragas güzel gank atıyor da. Biz şu anda acaba önde miyiz, geride miyiz pek şey değilim. Çünkü Lucian hasarı pek belli olmuyor. Bir anda yüksek hasar çıkartıyor. Benim W ile şimdi Artichoke birleşti mi zaten hasar yemiyorum ben ama Jinx'e dalarlarsa sıkıntı büyük. Şu karma biraz daha hala açıklıyor ya, onu dalsam mı acaba? Tüh, 6 level oldum. Çok güzel tutturdu onu. Buradan biri gelmesin de şuraya bir bakınayım. Kha'Zix sanırım mavisini mi alıyor? Ya da kurtları alıyor sanırım. Alabiliriz ya onu. Kurtları alıyor şu anda. Evet, çok iyi. Güzel güzel. 10 senelik stun attım ona, daha kaçamaz. O tutuşturabilir. Boşuna attı ultiyi ya, neyse. Ha şu... Bakın işte bu Elo böyle değişik. Adam bizi bir saat görmedi. Şimdi benim olmadığımı fark edince dalacak ona, aynen. Güzel, stun'ı da atamadı. Tamam, Q geldi yine zaten. Q zaten süresiz ya, sınırsız Q var bende. Çok süper bir buff geldi ona ya, zaten hiç durmadan stun atıyordu, daha fazla stun atmaya başladı. 6 saniyeden 5 saniye düştü. Ben bekleme süresi rünleriyle bayağı bir düşürüyorum onu. Daha kaç saniye olduğunu tam hatırlamıyorum ama 3'e falan düşüyor sanırım. Okyanus ejderi var. Alabiliriz aslında ya, hızlı bitirmek için. Oyun biraz daha hızlı lane'lere ulaşmak için falan. Güzel, onu ben aldım yadigarla. Yadigar kasamıyorum ya fazla. Şu totemi yapmam lazım artık, tarayıcı almam lazım. Lucian'la karma yok. Karma artık sanırım illallah etti bizden. Gelmez daha. O tilt oldu, belli ediyor zaten. Çok agresif oynayınca ölünce tilt oluyor insan. Aynen, Lucian geldi. Karma peşinden gelir mi acaba? Ha, enli geliyor ama yanlış yerden geliyor. Orayı da görüyorlar sanırım. Totemli orası. Karma bitti düşündüğüm gibi. Çok agresif oynamamak lazım. Oo, enli yanlış yere girdi ya. Ha, Lucian şey patlatacak. Enli gördüler. Geri çıkmamız lazım. Öndeyiz aslında ama... Uf. Karma etekledi ya. Çok iyi. Adam stun'dan çıkana kadar Q atamadı yine. Güzel. Ejder de bizde rahat rahat alırız. Lucian. Lucian zaten hiç vuramadı doğru düzgün. Enli tekledi ya orada, o direkt aleyhimize çevirdi fight'ı. Lucian hala farmda orada. Bunu alabilir miyiz? Manam yok ama bir base atayım ya. Kulenin önüne de gelirler minyonlar. Jinx de hemen kuleyi öldürtmeden alır zaten minyonları. Hemen şuradan bir şey alacağım. Randuin değil de bir gün ateşi. Gün ateşi çıkmam lazım ya. Gün ateşi baya güzel oluyor Leona'ya. Ayakkabıyı da zırh çıkarsam çünkü hepsi AD karma dışında. Şu cifre renkli seher öyle tekinsiz ki. Tarayıcı almam lazım artık ya. Zaten şey yaklaştı. Yadigar. Lane'e gidince bir dakika içinde artık şey olur. Aa, burada yine öldürdüler. Karma burada işe yaramaz ya. Uf, sıçra attı, güzel sıçra attı. O karma ne yapıyor ya? O tilt olmuş. Tek atacağını falan zannediyor herhalde herkesi. Yani supportlar nasıl tilt olur onu hemen size anlatayım. Tabii bu benim lehime ama yine bilim. Mesela kırmızı totemler en sıkıntılı şeyden birisi. Mesela karşı destek ya da ADC benim kırmızı totemimi kesiyorsa, ben onu korumak için gidiyorsam mesela üçlü çalıdaki kırmızı totemimi kesiyor. ADC benim yanıma gelmiyorsa ben çıldırırım mesela. Yani orada alabilme görüş imkanımız var ve alabilme imkanımız varken ben yanlarına giderken ADC hala farm kesiyorsa ben sinirlenirim. Ve bunu tüm... Ha, şu anda bir fight dönüyor. Aa, çok hasar yedim. Ölür müyüm? Ah be, Kha'Zix nereden geldi ya?
Evet, güzel. Güzel gank yedik. Bir de fazla agresif oynadık sanırım kule altında. Neyse, ben geri kalanını anlatayım. ADC gelmezse kırmızı totemimizi korumaya ben sinirleniyorum. Diğer tüm supportlarda aynı şekilde kırmızı totem hastalığı var. Diyelim totem döşedik karşı ormana. Biz öndeyiz. Adamların artık base'ine doğru gidiyoruz. Yani ikinci kuleyi de açmışız. Orta koridorda. Tüm ormanı totemlemişim. Adam gelip bana fena hasar atıyor ya, helal olsun. Adam bana gelip tarayıcı açıp bizim ormanı, daha yeni koyduğum totemler daha 10 saniye olmamış, onların hepsini alınca ben yine sinirleniyorum. Yani zaten takım totem atmayınca ben ona hiçbir şey diyemem. Burada bir Kha'Zix niye öyle atladı? Kha'Zix hep sıçra ya. Sıçrayla kaçıp duruyorlar. Gragas'ın ultisinde. Güzel, Yasuo aldı onu. Ben ne anlatıyordum ya, unuttum, neyse. Diğer bir supportları tilt eden şey de agresif oynarken, yani mesela karşımdaki support bir agresif oynuyorsa, onun çok agresif oyuncular hata yapar, onu da söyleyeyim. Ben çok agresif oynuyorum ama genelde de hata oluyor bende de, çünkü agresif oynarken bazı şeyleri unutuyorsun. Gank gelirler veya ormana bakmayı, haritaya bakmayı unutuyorsun. Bunu aldık ya, bunu aldık. Ultimi tutturdum, bunu aldık. Sıçrası yok dallara. Yani bu hala dalmaya çalışıyor. Güzel, aldık bunu. Şimdi agresif oynarken karşı ya da biz hata yaptığımız için, ya bu ne çok fight dönüyor ya, bu ne ya? Hemen şunu stunlayayım gitmeden Q'yla. Bu enini, ah be, stun ultisi olsa var ya. Ultisi varmış ama stun'ı yoktu işte, atamadım. Neyse, ben yine anlatayım konuyu. Agresif oynayınca hata yaptığımız için destek şampiyonları olarak, tabi bu tüm şampiyonlar için geçerli, tüm koridorlar için geçerli. Herkes agresif oynayınca bir şeylerden feragat ediyor. Ya görüşten ya kontrol, map kontrolünden. Hani bir şeyleri fark edemiyor. Adam yanına kadar geliyor, bazen görmüyor. Kendi adamı zannediyor. Yani çok fazla agresif oynarken dikkat etmemiz lazım. Eğer dikkat etmezsek karşı takım bizi öldürdüğünde, ya da mesela ben Leona oynuyorum. Girmeyin bir ya. Leona oynuyorum. Mesela adam agresif oynadı. Mesela Karma'nın yaptığı gibi. Biraz geri duralım da ben şunu anlatayım yani. Al işte, yine fight'a girdiler ya. Tamam, çıkalım. Çık çık çık. Ulti neydi ya öyle? Bunları alacağız sanırım ya. O kuleye gireceğiz sanırım. Ne yapıyoruz ya bu 5 kişi burada? Saçma sapan oyun. Ya koridor ittirmemiz lazım. 3 koridora bir kişinin gidip gitmesi lazım şu anda. Ya ben onu alayım ya. Sinir krizi geçireceğim ya. Bir saattir konuyu anlatamadım. İyi bari aldık onu. Tutuşturdu aldım ama olsun. Şimdi Karma agresif oynadı. Neyse, ben ilgilenmiyorum. Öldüm zaten bunlarla. Karma agresif oynadı. Ben E'yi kaçırdım. Ya da E'yi kaçırmadım. E'yi tutturdum. Karma agresif oynarken Q'sunu kaçırır. Ben E'mi tutturursam, yani onun istemediği bir şey olursa direkt tilt olur adam. Yani sen burada bu oyunda yaşadık onu. Karma direkt mid'e gitti. EQ adamı invade geldiler bize. Invade nereden çıktı? Gank geldiler. Gank gelince adam sinirlendi, gitti mid lane'e. Lucian'ı yalnız bıraktı. Bu sinirlendi, yani tilt oldu adam. Bu yüzden biz de bunu şansa çevirmemiz lazım. Tabii ben oynarken de aynı şeyler oluyor. Ben bu sefer agresif oynayınca benim de hatalarımı bulup onları hemen şey yapıyorlar, uyguluyorlar benim dediklerimi. Bu yüzden böyle birkaç şeyi unutmamanız iyi olur. Destekleri falan tilt edebilirsiniz. ADC'leri. Diğer lane'dekiler pek haberim yok ama onlar da büyük ihtimal aynı şeyleri yaşıyordur. Şu anda oyun iyi gidiyor. Bayağı öndeyiz zaten. Adamlar kule açamadı da doğru düzgün. Hatta hiç açamamış. Enli tekliyor zaten herkesi. 5 kişi ulti W tutursa 5'te 5 atacak. Yani o kadar kastı. Bizim Jinx de kastı bayağı bir. Artık adam en önde gidiyor.
Az önce tek başına kesmeye çalışıyordu adamlar. Ha, bunu aldık, güzel. Ama Shen ulti attı. Geldi mi? Geldi ya. Yasuo gitti. Biz bunları hala alabiliriz ya şu anda. En iyi o kadar güçlü ki. Shen'e tek atıyor ya o adam. Sıçrasını attı değil mi az önce Enni? Neyse ya, oyun biter burada sanırım. Bayağı şey öldü zaten. Kim ölmüştü? İrelia mı? Neyse, Gragas güzel bir E attı. Şuraya totemledim çünkü herhangi bir bizim ışınlanım Yasuo'nun var mı tam hatırlamıyorum ama ışınlanı olan birisi gelip buradan oyun bitirsin diye. Kesinlikle unutmayın bunu. Karşı base'e kadar gittiğinizde totemlerin hepsini base'e doldurun. Adamlar eğer zeki ise kırarlar. Zeki değilse de artık siz TF başlatıyormuş gibi yapıp 4 kişi teleportu olan adam direkt oraya ışınlanıp oyunu bitirebilir. Yani tabii bunlar her oyunda olacak diye bir şey yok. Tabii, genelleme yapıyorum ben. Burada adam pustu. Ya aslında ejder almamız lazım. Gragas tek başına alamaz doğru düzgün. Çık çık abi, çık. Boş boş boş. Yani burada beklemeye değmez. Zaten alıyoruz oyunu. Alalım ejderi hızlı hızlı. Base'den karşı base'e gidelim, bitirelim oyunu yani. Kill almaya oynamayalım. Kill almaya oynadığınızda kuleler kalır. Tabi burada bir istisna oldu bu oyunda. Hem kule alıyoruz hem kill alıyoruz. Bayağı bir Gragas güzel oynuyor çünkü herkese şey attı. Gank attı sanırım. Bize geldi, mid'e gitti. Enni de tekliyor. Of, sıçra kombosu. Kombo değil aslında, sıçra ulti atıyor adam. Tekliyor. Şunlara ulti çaktık. Şuna ben yürüyeyim hemen. İrelia alırız ya, bana istediği kadar ulti stun çaksın. Hiçbir şey olmaz. Zaten öyle bir zırhım var ki. Ha, Jinx yanlış tarafa doğru yürüdü. Hızdan kendini alamadı. Oyun bitti ya burada. Umarım beğenmişsinizdir. Bayağı uzun konuştum. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağ üst köşeden de montaj videosunu izleyebilirsiniz. Bunlar hala dalıyor ya. Niye bitirmedik? Neyse, ben de bunlara katılayım. Bu kill bende ya, bu kill bende. Tamamdır, oyun bitti artık. Diğer oyunda görüşmek üzere.